Selamlar sevgili Komar abi, nasılsınız, iyi misiniz? Bilinç Merhabalar. Okuru Astroloji Merkezi'nden Temmuz ayında gökyüzü hallaç pamuğu olmuş. Her yer birbirine girmiş. Söyle bakalım Demet, başıma neler gelecek? Ben bir kovayım Siz... biliyorsunuz, ben susuyorum. Evet. Uranüs bir şey. Evet. Ben biliyorsun böyle outdoor'u severim, hızlı araba Ama kullanırım. Cessna, Mesna, bu ay ATV, yasak. motor. Kafayı yarıyor muyum? Bu ay yasak. Size gerçekten tatile de gideceksiniz. Lütfen riskli hareketlerden kaçının. Özellikle uçak kullanmak bu ay Evet, yok. tamam. Uçak kullanmak Mikrovertte yok. uçmuyorum. Evet. Bunlar yasak. Bari ATV falan kullanayım. Onları da gökyüzünün konumuna göre çok riskli günlerde kullanmıyoruz. Görmeden araç sollamak. Hayır. Yani o hissime göre çok sevdiğim bir şeydir. Görmeden araç sollamak mesela. Ama. Virajda araç sollamak mesela. Görmüyorsun abi. Heyecan veriyor. Adrenalin veriyor yani. Uranüsyen etki. Şimdi beni dinleyen trafikçiler tabii ki yakama yapışacaklar şeklinde arkadaşlar. Yani ama şu ana kadar hala yaşadığıma göre yani yazı tura atıyorum. Sollayayım mı sollamayayım mı? Sollayayım abi, tamam. Uranüs de iyi durumda, solla. Bak 17 yıldan beri hiçbir şey olmuyor. Bir de benim arabama bindiğinde Allah Evet diyerek ama iniyorsunuz. sizde Merkür Uranüs karesi var. Dolayısıyla Uranüs açılarına dikkat etmeniz gerekiyor. Evet evet kesinlikle başıma bir şey gelecek diyorum ben. Evet. Yararım kafayı. Aman koruyalım lütfen. Bu ay gerçekten zorlu sevgili kovalar. Gökyüzünde sert açılar var. Özellikle ayın ilk haftası ve ayın son haftasını gerçekten dikkat etmek gerekiyor. 1 Temmuz'da Venüs Satürn arasında kare açı etkili olacak. Aslan ve Akrep arasında. 2 Temmuz'da Güneş Plüton karşıtlığı var. Yengeç Oğlak aksında oluyor. 4 Temmuz'da Güneş Uranüs karesi Koç Yengeç arasında olacak. Bunların hepsi aslında çok zorlayıcı, çekişmeler, çatışmalar, güç savaşları, kaza açıları dediğimiz. Süper yani. 2 ani Temmuz durumlar. zaten kafayı Evet. yarma. Evet, evet. 1 Temmuz Venüs kare Satürn'ün evet. aileyle kapış. 4 Temmuz'da siz evden çıkmayın hatta. 4 Temmuz Güneş kare. Bu ben 4 Temmuz'un karşılığında evet. 3 yıl önce 22 Haziran filandı. Bak ne oldu biliyor musun? Basit anlatayım sana. Ben bu Güneş Uranüs karelerinden çok korkarım. Tehlikeli açılardır bunlar. Biliyorsun ATV kullanmak gibi bir hobim var. Cessna pilotluğu gibi hobilerim var. Uçak kullanmak gibi. Ve o gün ben çıkmadım. Gerçekten çıkmadım. Çıkmadım ya ama canım sıkıldı. Sıcak. Canım sıkıldı. Evde kitap oku olmuyor. ATV'de duruyordu. Güneş Uranüs arasında kare. Ben yoldan ATV'yi aldım. Giderken bir köpek saldırdı bana. ATV bir tarafa, ben ağaca yapıştım. Ağaca böyle yapıştım. Aşağı indim. Surat filan neredeyse dağılıyordu. Kolum filan yararandı. Hayatımdaki ilk ATV kazamdır. Bir daha da yapmadım. Çünkü Güneş Uranüs karesinde bir daha çıkmadım. İşte evet. 4 Temmuz'da. 4 Temmuz'da böyle bir gün çıkmıyoruz. 4 Temmuz'da bahçe hortumuyla evet. domates suluyorsun. Evet. Domates suruyorsun. Eşimin yaptığı mantıyı yiyorsun. Salıncakta uyuyorsun filan şeklinde. Böyle bir gün geçiriyoruz. Tabii evet. ki ben o gün beni ara. Tamam. O gün beni ara. Bak saat 17 gibi ara. Benim böyle içim mıncık mıncık olur böyle. Gene Güneş Satürn'le gelecek ya. Yoksa veya bir öğrenci arasın, yoksa hocanız kafayı kesin yarar. Bu sefer ağaç beni yarar yani. İşte arkadaşlar, sevgili dostlar, sevgili kovalar, kaza açıları var. Ve bu kaza açılarında patlarsın. Neyse benim Allah'tan gezegenlerim iyi durumda da hala yaşıyorum yani. Bu kadar evet. biraz böyle Merkür Uranüs karesi, böyle uçmak, kaçmak, ATV, şudur budur olmasına rağmen. Evet, Yengeç Burcu yeni ayı işle ilgili eski veya eskiyle ilgili kavramlar, i̇şte, tarihi kavramlar. Tarihi kavramları getirir, yanında çalışan kişilerle ilgili bazı avantajlar sağlar. Şimdi çok çalışmış, çok mücadele etmiş, çok savaşmış kova burçları için çok iyi. Evet. Bak çünkü aradaki gezegen açılarını geç. Bak bu Venüs üçgen Uranüs yeni bir aşk o çıkar. Güzel. Evet. Bir seyahatte bir evet. yolculuk olur veya arabanın cantını değiştirirsin. Veya arabana turbosunu yani ben ne diyorum yani, biliyorsun bu tip şeylerle uğraşıyorum. Evet. Veya uçakla gezersin. Uçağın karbüratörünü değiştirmek gibi bir şey bu. Ama geç bunu. Heyecanlı orijinal bağımsız ilişkiler, bol paylaşım, özgür yaratıcı düşünceler. Bu 8 Temmuz evet. iş yeri aşkını da temsil eder. Ama bunları da geç. 17 Temmuz'da bak bu Satürn üçgen, Neptün üçgen, Jüpiter. O kova. Çok güzel. Güzel bir su üçgeni. Vallahi sevgili kova. Harbi biri para Neptün.
Jüpiter günlük iş yaşamı, Satürn'de kariyer. Vallahi Şam'da kayısan. Evet. Kova burcu için 17 Temmuz Şam'da kayısı. Yani Tanrı, Allah sanki sözümüzü duydu da kariyer ve parasal kaynaklarda bizi attıran bir yapıya sebebiyet veriyor. Fakat bunlar tabii ki bu 17 Temmuz gezegen açısı bazılarında hızlı etkiler. Hı hı. Ama çoğunlukla bu hızlı etkilemekten ziyade bir kısmımıza yavaş ama olumlu süreçlere sebebi. Yani bir işle ilgili bir konu gündeme gelir. Bir etki aslında. Bir fayda sağlar. Hı hı. Yani bu küçük bir şeydir. Şimdi ben bunu severim, biliyor musun? Hı hı. Şimdi işte ne oldu, bir Mars Uranüs trinesinde İşte yeni bir müşteri buldun. Ne oldu abi? Kursağından mercimek çorbası geldi. Karnın doydu. Bu böyle bir şey değil. Satürn üçgen, Neptün, Jüpiter. Sen de biliyorsun, bu büyük balık demek. Evet. Maddi ve ekonomik olarak büyük bir balık yakalamak. Parasal kaynaklarını çok önemli bir noktaya getirmek. Önümüzdeki bir yıllık dönem içinde belli gezegen döngülerinde ve belli günlerde belli noktalara gelmek. Şimdi arkadaşlar, o belli günleri de Bilinçokuru Astroloji ekibinin günlük burç yorumlarını dinleyerek, yani Bilinçokuru Astroloji ekibi Orta Doğu'nun en büyük astroloji ekibidir. Yani 40'a yakın çeşitli astrologlardan oluşur. Ben başkanıyım. Demet Hanım başkan yardımcım. Bunun yanında işte öğrencilerden tutun her çeşit tecrübeli astrologlardan oluşan bir ekiptir. Bu ekipte arkadaşlarımızla çok özel çalışmalar yapıyoruz ve bu ekiplere günlük burç yorumlarınızı sevgili, hı hı, Demet Hanım gün gün size, yani sevgili Demet, ya kolay bir iş yapmıyorsun. Tanrı yardımcın olsun. Gerçekten zor bir iş yapıyorsun. Yani gün gün 12 burcu tek tek yorumluyorsun. Bu zor bir şey. Neler yapıyorsunuz, anlatsanıza. Evet, haftalık ve aylık yorumlarımızı yapıyorduk zaten uzun bir süredir. Şimdi günlük yorumlarımızla beraber her gün günün genel gökyüzü yorumunu ve burçların genel değerlendirmesini yapıyoruz. Bu nedenle her gün takip etmek aslında çok daha faydalı olacaktır. Bence daha da, hı-hı, yani günleri gün gün görmeniz daha iyi olacak. Şimdi bakın, bu 17 Temmuz'dan size çok iyi bahsettim. Bakın Kova burcunun da, yani eğer kelleyi yarmazsa, hı-hı, bu 4 Temmuz'da, 2 Temmuz'da, 8 Temmuz'da hastanelik, serumluk, melumluk olmazsa, 13 Temmuz'da Mars'ın Yengeç burcuna geçmesi ve bu bölgedeki büyük üçgeni de tetiklemesiyle, evet, 20 Temmuz'da, çünkü üçgen Neptün'e üçgen Mars geliyor. Jüpiter'le de destekliyor. Hı hı. 22 Temmuz'dan sonra Şam'da kayız. 22 Temmuz, 20 Kova Temmuz Kova burcu dolunayı bir iş ortaklığına girmeye temsil ediyor. Kova burcunda olacak. Satürn'e 4 derecelik bir orpla kare. Satürn karesi var. Bu yine kariyerle ilgili. Belki sorumluluğun çok yükseliyor. Sorumluluğun artması, belki daha ciddi adımların atılması. Çok ciddi adımlar atılıyor. Sorumluluğun çok fazla yükseliyor. Sorumluluğun yüksek ama sonu iyi. Yani çalıştırıcı. Bir de bu 22 Temmuz dolunayının bir özelliği var. Bu dolunay ani seyahat etmeyi temsil eder. Evet, iş Mars için, Jüpiter kavuşumu iş var. İş için seyahat etmeyi temsil, evet, eder. Mars Jüpiter kavuşumu 150'lik açı yapıyor. Uçakta muçakta düşmeyin. Çarpmayın. Uçak düşmez ha. Havalanında sağa sola çarpmayın. Yani uçakta bir şey olmaz. Bence iyi bir ay. Venüs başağı geçmiş. Venüs başağı, bu iyi geçecek. Bak, 22 Temmuz'da bize Venüs işaret aslında vermiş. Evet. Başkasından gelecek bir para var. Bak, diyor ki bize 17 Temmuz'da maddi ve ekonomik bir rahatlama. Evet. 22 Temmuz haftası iş ortaklığı Merkür retrosu bitti. Üzerindeki ölü toprağa gitti. 22 Temmuz'da Venüs başağı geliyor. Başkasından gelecek küçük paralar, yani 3 kuruş elimiz doyar, toz parası, evet, peynir parası çıkar. Kola içeriz onda. Orada bir rahatlama var. Şunlar bizi çok etkilemez. 28 Temmuz Mars karşıt Plüton, yani iş ortamında yanında çalışan biriyle bir gerginlik yaşarsın. Sağlığınla ilgili ateş gibi yanarsın. Veya gider kıçından adamı bir çıyan sokar. Plüto var ya, Mars Plüto. Evet. Canını acıtır. Bir sivrisinek sokabilir. Evet. Bir çıyan sokabilir. Akrep çıyan sokmalarına dikkat eden. Fare basabilir. 31 Temmuz zor bir gün. Mars kare Uranüs. Çalıştığın iş yerinde biriyle bir gerginlik yaşayabilirsin. İşle ilgili tuhaf bir müşteri gelebilir. Yani, hı hı, sıra dışı bir tipte karşılaşabilirsin. Sağlığına dikkat et. Sevgili Kova derim ben. Evet. Bu kadar. Hani sen yorumlayacaktın, gene ben yorumladım. Sizi dinledim.
Sağ ol. Siz çok güzel yorumladınız. Şimdi teşekkür ederim. Sevgili kovalar, Satürn temizde. Bak evet. Ne oldu, benim göbeğim biraz küçüldü. Daha iyi durumdayım. Ne yaptım? Satürn temde olduğu için dişlerimi yaptırdım. Evet. Dişlerini yaptırmayan kova burcunun vay haline 22 dişlerle Temmuz'da şişer. Dişlerle ilgili ciddi problem olabilir ayın son haftasında özellikle. Ondan dolayı bak, bunları gördüğüm için dişleri yaptırdım. Evet. Tuzlu yemiyorum, tansiyonuma dikkat ediyorum ama beni vurursa ATV kullanırken bir uçurumun içinde gene takra makra atarım. Tamam. Fakat benim Jüpiter koruyor. Evet. Şu ana kadar yani çok da sağım solum kırılmadı. Yani kafam gözüm yarıldı ama arkadaş biz kovayız, biraz sıra dışıyız. Sizi seviyorum. Bye. Hoşça kalın.